Herkese kolay gelsin. Şimdi KPSS ön lisans başvuru işlemini nasıl yapacağımızı anlatacağım. Özellikle başvuru sürecindekiler kısmına gelmeden önce bir tane HES kodu almanız gerekiyor. Birazdan göstereceğim onu. Bu şekilde aday işlemleri sistemine TC kimlik numaranız ve şifremize girdiğimiz zaman ya da E-Devlet üzerinden yine şifrelerimize girdiğimiz zaman bu sayfa açılacak. Bu sayfada başvuru sürecindekiler kısmı var bu tarafta. Burada KPSS ön lisansı tıkladığımız zaman böyle bir uyarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer HES kodunuz yoksa HES kodu almamı söylüyor burada bana. Burada sol altta HES kodu bilgilerim kısmı var. Görüyorsunuz. Buraya tıkladığımız zaman bu şekilde bir sayfa açılacak önünüze. Buraya HES kodunuzu girmeniz gerekiyor. Daha önce aldıysanız tarihi bitmişse yeni bir HES kodu almak için şuradaki linke tıklamanız gerekiyor. Hayat Efe Sağır uygulamasına yönlendirecek sizi. Gelen sayfada ikinci sekmeye ilerlediğiniz zaman burada HES kodu nasıl alırım sekmesini göreceksiniz. Buradaki bilgileri detaylı okumanız gerekiyor. 2023'e kısa mesaj göndererek alabilirsiniz. TC kimlik numaranızı ve HES yazıp aralarında boşluk bırakarak yazarak gönderebilirsiniz. Ya da burada detaylı bir şekilde E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Daha sonra HES kodu ile ilgili gereken bilgileri okuyabilirsiniz. HES kodu nasıl alınır? Nasıl kullanılır? HES kodu ne işe yarar? İşte güvenli mi? Vesaire. Bunları inceleyebilirsiniz. Daha sonra yine bu şekilde seçenekler gelecek önünüze. Buradan da HES kodunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. HES kodunuzu belirtilen seçeneklerden birinden aldıktan sonra bu alana kopyalayıp yapıştırıp daha sonra yeni kayıt diyorsunuz. Yeni kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildi duyurusu gelecek. Daha sonra yine başvuru sürecindekiler ve KPSS ön lisans sekmesine tıklıyoruz ve başvurumuzu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle önünüze aday başvuru kayıt bilgileri gelecek. Bunları kontrol edeceksiniz. Daha sonra adres ve iletişim bilgilerinizi kontrol edeceksiniz. Sonraki adıma tıkladığınız zaman eğitimle ilgili bilgileriniz gelecek. Burada bütün GökSİS'ten çekilmiş bilgileriniz görünecek arkadaşlar. Daha sonra yine sonraki adım seçeneğini tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Burada sınav merkezi tercihi yapacaksınız. Sınava nerede girmek istiyorsanız orayı seçebilirsiniz. Sınav merkezini seçtikten sonra bir kamu kurumunda çalışma durumu seçeneği var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada eğer bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorsanız bu seçeneği, bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorsanız bu seçeneği ya da bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorsanız yine bu seçeneği seçiyorsunuz. Şehit ya da gazi yakınıysanız muafiyet bilgilerinizi sisteme kaydederek başvurunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir burada. Bir sonraki seçenek burada oturum bilgileri yer alıyor. Zaten KPSS ön lisans seçili olarak gelecek önünüze ve sınava ilişkin bütün bilgiler burada yer alacak. Bir sonraki adım sağlık ve engel bilgisi. Sağlık ve engel bilgisi bulunmadığı için bu şekilde bir bilgi var burada. En son sekme de ön izleme ve onay. Buraya geldikten sonra başvuru kontrol ve ön izleme diyeceksiniz. Ve karşınıza böyle bir başvuru kağıdınız gelecek. En alt kısımda onayla seçeneği var. Buraya onayladıktan sonra ÖSYM tarafından başvurularınız gönderilecek ÖSYM'ye. Eğer bir değişiklik yapmak istiyorsanız da başvuru ekranına geri dön diyebilirsiniz. Ben onaylıyorum. Ve bu şekilde başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir seçeneği çıkacaktır. Daha sonra başvuru kaydı tekrar görüntülemek isterseniz başvuru kaydınızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Ödeme bilgilerinize buradan ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Ve başvuru bilgilerinizi güncellemek için de tekrar buraya seçeneği tıklayabilirsiniz. Başvuru işlemi bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Herkese sınavda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.